Merhaba sayın takipçilerim. Güzel memleketimin, güzel ülkemin, güzel şehri Sivas'tayım. Bugün sizlere Sivas merkezde Çifte Minare civarını sizlere tanıtıp çekeceğim. Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep sıcak, burası yayla diyebilirim. Arada çok fark var. Üşüyorsunuz gece. Yani çoğu binalarda klima bile dahil yok yani. İhtiyaç da yok çünkü serin. Ama Sivaslılara sorduğumuzda sıcak olduğunu söylüyorlar. Acaba Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e gelseler neler yaşayacaklar ve buranın kıymetini anlayacaklar. Tabii burası küçük bir şehir. İş bakımından biraz zayıf bir yer. Zaten 3 milyon civarı Sivaslı'nın İstanbul'da yaşadığı söyleniyor. Bayramlarda trafik, yani şu anda başladı, dün trafik vardı, her yer tıkalı. Bayramlarda hani Almancılar, yurt dışındakiler buralara geldikleri için bir izdiham yaşanıyormuş yani, yoğunluk. Bu bölgeyi çekeceğim. Elimde rehber var, rehberden tanıtmaya çalışacağım. Şu an Çifte Minare civarındayım. Şurada gördüğünüz Kale Cami. Şurada Kale Hamamı var. Yıkıntılar birazdan göstereceğim. Burası da Burcuye Medresesi. İçine birazdan girelim. Buradan başlayalım. Sonra Çifte Minare'ye doğru tanıtayım sizlere. Yani Çifte Minare Sivas'ın sembolü haline gelmiş bir yer. Yani bu gerçekten yakına gittiğimde, çektiğimde motiflerini beğeneceksiniz zaten. Şu Burcuye'den başlayalım. Bugün de 15 Temmuz olduğu için, şehitler anma günü olduğu için onunla ilgili sergi var zaten burada. Burcuye Medresesi'nin duvarlarını çekiyorum. Giriş kapısını. Motifleri yakından çekiyorum. Yani hissettiğim kadarıyla, tabii ne kadar gerçekliği bilinmez ama çok bir tadilat yok gibi duruyor. Yani eskiyi koruyor gibi. Yani kapıdan içeri giriyorum. Güzel çay içme mekanları yapılmış. Çaylarınızı içebilirsiniz. Mescitleri var. Diğerler daha güzel gözüküyor. Orada havuzlu. Orayı daha birazdan çekeceğim. Kale Cami. Kale Hamamı ile ilgili şöyle videoyu çekiyorum. Sizler durdurup özetine bakabilirsiniz. Hamam bu şekilde. Burası da hamam. Kalıntıları var galiba, ya da bilmiyorum altında mı? Büyük ihtimal evet, kurna. Hamamın kalıntıları, yıkılmış üstü galiba. Şurada Çifte Minare'ye yakından çekeceğim. Onu çok inceleyeceğiz. Orası çok güzel. Çifte Minare Sivas'ın sembolü haline gelmiş. Başlıca eserlerden bir tanesi zaten. Bu eser 1271-72 yıllarında yaptırılmış bir eser. Şöyle yakından motiflerini sizlere zoom yaparak çekeyim.
İstanbul'daki yapılara göre dokuması çok farklı. Şu motifler gerçekten mükemmel taşlara dokunmuş. Arka taraftan da çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi yanında Darüşşifa'ya gireceğiz. Çifte minarenin karşısında Darüşşifa var. Oraya gireceğiz. Darüşşifa hakkında bilgileri merak edenler için buradaki tabelayı çekiyorum. Darüşşifa'nın girişi. Evet, girişinde böyle yöresel ürünler var. Sivas'ın bıçağı meşhur. Bir de boynuzdan yaptıkları taraklar. Şu an tarakları görüyorsunuz. Buyurun. Video çekiyorum abi. Tanıtım amaçlı. Bu boynuzdan yapılan taraklar. Tabii. Şey mi, koyun? Yaparım ha. Koyun boynuzu mu? Koyun mu? Koç boynuzu da var, öküz boynuzu da var, camız boynuzu da var. Evet, tanıtalım arkadaşlar. Geç boynuzu da var. İp nerede bulabileceğiz? Bir de bıçağı meşhur herhalde değil mi? Bıçak. Tabii. Şurada herhalde içeride daha çok bıçaklar vardı. Girelim abi şöyle bunu içeri. Ekranlar. Bıçağı ve boynuz, şu bıçak sapları da boynuzdan yapılmış gördüğünüz gibi. Bıçağı meşhur. Şu şekilde meydanına geçiyoruz. Burada da şu şekilde bir çay içeceğimiz alanlar var. Şimdilik Sivas için, burası için bu kadar yeterli. Gelmek isteyenler için öncelik olur umarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun.